Adana Demirspor özelleştirilebilir taraftar videolarıyla takımınıza Süper Lig yolunda destek verin. Özelleştirilebilir taraftar videoları hizmeti sağlayan Vidisport sunar. Trivela Spor'dan herkese merhabalar. Bugünkü programımızda Adana Demirspor, İstanbulspor maç sonu özel yayınıyla karşınızda olacağız. Furkan merhaba, nasılsın? Merhaba Metan, iyiyim, sağ ol, sen nasılsın? İyiyim ben de, teşekkürler. Sözü sana bırakıyorum. Adana Demirspor'un aldığı altın değerindeki 3 puanı konuşacağız. Ama ilk olarak sözü sana bırakıyorum. Sen başla, buyur. Aynen. Öncelikle Adana Demirspor'u tebrik ediyoruz. Çok değerli bir 3 puan oldu. İzleyen aynen. Herkesten abonelik, ardından beğeni ve yorumlarını bekliyoruz videomuza. Hatta paylaşmalarını da bekliyoruz. Biliyorsun Metan, bugün Adana Demirspor'la olan işbirliğimizle yaptığımız işbirliğinden bir video kartımız vardı. Özelleştirilebilir taraftar video kartı. Onu bugün evet, satışa sunduk. Taraftarlardan yoğun destek bekliyoruz. İzleyicilerimizden, Adana Demirspor taraftarlarından. Kulüp de ciddi bir para kazanacak, gelir elde edecek. O yüzden kulüplerine destek olmalarını bekliyoruz. Ayrıca biz şunu söylemiştik. Hani video kartlarını alan taraftarlar arasından bizim de onlara göndereceğimiz hediyeler olacak yapacağımız çekilişte. O yüzden onların da desteklerini bekliyoruz bu anlamda. İnşallah yoğun bir destek gösterirler. Maça geçelim. İnşallah. Maça da geçmeden önce son yine bir şey söyleyeceğim. Videomuzu daha bol bol beğeni yapıp yorum da yapsınlar. Ayrıca paylaşmalarını da bekliyoruz. Eğer ne kadar fazla destek gelirse özel programlar aynı şekilde devam edecek Adana Demirspor için. O yüzden onlardan destek bekliyoruz. Aynen, özellikle rica ediyoruz. Vidisport'la yaptığımız anlaşmada da Adana Demirspor taraftarlarının desteklerini bekliyoruz. Özellikle hem kulüplerine büyük hani katkı sağlayacak bu proje Adana Demirspor'a, ki Adana Demirspor şu an çok ciddi bir ritim yakaladı. Süper Lig adaylarından biri haline geldi. Aynen. Net bir şekilde önümüzdeki sene hani özellikle Adana Demirspor Süper Lig'e de çıkarsa kulübe de bu projenin çok ciddi bir getirisi olacak. Biz maça geçelim. Taraftarlara hani duyurularımızı yaptıktan sonra Adana Demirspor bugün altın değerinde bir 3 puan aldı. Her iki devrenin hemen iki devrenin de hemen başlarında bulduğu gollerle. İlk yarıda Padipba, ikinci yarıda da Gökhan İnler. İki oyuncu da sol ayaklarıyla golleri buldular ve takımların altın değerinde 3 puanı getirdiler. Adana Demirspor hem 3 puan aldı hem de ligde 3. sıraya yükseldi ve dün akşam Giresunspor'un kaybetmesinden sonra aldığı bu galibiyetle lider Giresunspor'la da arasındaki puan farkını 5'e indirdi. Bir de Adana Demirspor'un Giresunspor'la Adana'da bir maçı olacak biliyorsun ve haftaya da Samsunspor Giresunspor maçı var. Ken Adana Demirspor Eskişehir'e gidiyor. Adana Demirspor için işler bir anda lehine döndü ve son 4 maç 10 puan. Samet Hoca'yla da son 3 maçta, ki Samet Hoca geleli zaten 3 maç oldu, 9 puan. Ve son 4 maçtır gol yemeyen bir Adana Demirspor var. Neler söylersin? Vallahi öncelikle tekrardan Adana Demirspor'u tebrik ediyoruz. Çok aynen, değerli bir 3 puan oldu. Zaten 2 tane final maçı var demiştik Adana Demirspor için. Öncesi Samsunspor'du, ardından İstanbulspor maçıydı. Bu 2 maçtan da 6 puan çıkardı ve hem Samsunspor'la puan farkını düşürdü önce. Ardından Giresun'da yenilmesiyle Giresun'a da puan farkı düşmüş oldu. Bu hafta da kazanarak Giresun'a yine 3 puanı düşürmüş oldu. İstanbulspor'u altına almış oldu. Samsun Spor'a da 2 puan daha yaklaşmış oldu. Ama tabii Samsun'un maçı eksik. Pazartesi günü Altınordu ile maçı var. Eğer o maçtan evet, da Samsun Spor yine bir beraberlik veya mağlubiyetle ayrılırsa Adana Demirspor için bu hafta neredeyse bir 9 puanlı katta olacak. 8-9 puanlı katta olacak. O yüzden çok değerli bir 3 puan oldu. Haftaya zaten biliyorsun kağıt üzerinde, her şeyin üzerinde çok favori çıktığı bir maç var. Tabii bu favori çıktı diye kesin kazanacak anlamına da gelmiyor. Takımın ne yapabilir, bu maçı da kazanması lazım Eskişehir karşısında. Çünkü o haftada hem Samsun Giresun maçı var. Yine iki takımdan birisi veya ikisi takılacak. O yüzden Adana Demirspor'un şu anda 3 maçlık bir serisi geldi. Eskişehir'i yenerse 4 maç olacak. Bunu 6-7-8 hatta sonuna kadar belki de hepsini kazanması gerekecek. Çok kritik bir galibiyet oldu ve Adana Demirspor'un özellikle şunu görüyoruz. Biliyorsun Bandırma Spor maçında Samet Aybaba'nın ilk maçıydı takımının başında. Yani kenardaydı, kulübedeydi. O maçtan sonra bir açıklama yapmıştı hoca. İşte takımda yolunda gitmeyen işler var. Oyuncuların performansı, takımın performansı, fiziksel kondisyon anlamında sıkıntılar olduğunu söyledi. Ama hoca biliyorsun o bir haftada Samsun maçına kadar bazı şeyleri biraz olsun düzeltmişti. Bu maçta ben tamamen düzelmiş gördüm. Bu maçta felaket bir Adana Demirspor vardı. Maçın başından itibaren ısıran, basan,
pozisyonları topu kovalayan bir Adana Demirspor vardı. Özellikle Kaan Kanak, ardından Hasan Kılıç, Sedat Şahin Türk çok iyi oynayan oyunculardı. Zaten Değil mi? Adana Demirspor için de şunu söyledik biz. Sedat Şahin Türk bu hafta ve bu haftaya kadar oynadığı tüm maçlarda bayağı bir formda girdi. O yüzden Aynen. Adana Demirspor için tek olumsuz bir nokta vardı. Bunu geçen hafta da söyledik. Eze konusu, bir de Gökhan İnler'in hani çok fazla böyle topa dahil olmaması. Samsunspor maçının aynısı oldu. Gökhan İnler yine ilk yarıda kötü oynadı ama ikinci yarıda Evet. da bu sefer gol atarak yine iyi oynadı ve takımına katkı verdi. Samet Aybaba da bence Eze konusunda artık bu hafta, yani daha doğrusu bu maçta emin olduğunu ben düşünüyorum. Yine kat etti, sarı kart gördü. Zaten atılacağını hissettiği için hoca ikinci yarının başında direkt oyundan çıkardı Eze'yi ve doğru olanı da yaptı. Yunus Akgün yine hareketlilik kazandırdı maça. Bir de Sinan Kurt'la ilgili söyleyeceğim. Sinan Kurt da bence yine bugün çok etkisiz kaldı. Özellikle ilk yarıda hiç topa dahil olmadı. Biliyorsun golden sonra, dakika 25'ten sonra özellikle İstanbulspor tek kale top oynadı. Sinan Kurt da Gökhan İnler çok fazla hani orta sahayı teslim ettiler. Ama ikinci yarıda erken bir gol gelince, yine ikinci yarının 6. dakikasına geldi ayrıca, dakika 51'de. Maç 2-0'a geldi ve Adana Demirspor daha rahat bir oyun sergiledi. 2-0'dan sonra da kaçırdı, yine net bir pozisyon olmuştu. Seda Şahin Türk vurdu, kaleci çıkardı. Aynen. Ardından Sinan Kurt vurdu, yine kaleci çıkardı. Korner de gitti. Yani Adana Demirspor gerçekten bugün sahada yapması gereken her şeyi yaptı. Ben tekrardan tebrik ediyorum. Sözü sana bırakıyorum. Öncelikle annem geldi de bir meyve bıraktı odaya kardeşimle bana, hani onu söyleyeyim. Ondan dolayı yani az önce buradan geçti. Yayın yaptığımızı bilmiyordu. Onu bir söyleyeyim hemen. Ya ben şimdi maçı ikiye ayıracağım. Şöyle, bence iki tane kırılma noktası oldu Adana Demirspor'un lehine. Hani İstanbulspor adına bunu hep bahsediyoruz. İstanbulspor ligin en iyi oynayan takımlarından biri ve çok rahat pozisyona giriyorlar. Fakat bitiricilik yok. Hani Aynen. iyi bir forvet olmadığı için sıkıntı yaşıyorlar. 25 ile 45 arası İstanbulspor cidden üstün oynadı. Hatta Levent'in çok net bir, yani çok net demeyeyim de çok iyi bir şutu var. Zubas çıkardı mesela. İyi bir kurtarış yaptı. Levent'in üstten avulta vurduğu bir top var. Aynen. Ceza alanının içinde vurdu hatta, yani net bir pozisyonda. En azından kaleyi tutturabilirdi. Roka'nın Dağ taşı vurduğu bir top oldu. vardı. Arkaya düşen bir top da avuta gitti. Çok Evet. dokunamadı. Zor bir pozisyondu ama pozisyon oldu sonuçta. Aynen. Hani İstanbulspor güzel bir baskı kurdu kendi adına. Bir de ikinci devrenin başında daha hemen ilk ikinci ya da bir buçuk ikinci dakika gibi İstanbulspor bir net bir pozisyon buldu. Orada biraz karambol oldu. Roka Ufak çıkaramadı çaplı tam. adı aynen Adana Demirsporlu oyuncular Can Avli ile topu uzaklaştırdı. Onun üstüne de zaten Gökhan İnler'in mükemmel golü geldi. Aynen. Orada maç koptu. Zaten 2-0 olduktan sonra İstanbulspor oyun disiplininden çok koptu. Hani Adana Demirspor çok rahatladı. Ben Dibba ile Kaan'a büyük geçmiş olsun diyorum. Aynen, İki oyuncu da sakatlandılar. sakatlanıp çıktı. Ki ben Dibba'nın haftaya oynayamayacağını düşünüyorum. Ben Ben onu şunu anladım. düşünüyorum. Ben onu ekleyeyim, sözü sana bırakayım. Dibba'nın Tabii. sakatlığının çok kötü olduğunu düşünmüyorum. Bence zaten koruma amaçlı oyundan çıktı. Kendisini kasmadı. Ben öyle düşünüyorum. Kaan'la ilgili de hani ciddi durum olabilir. Onu zaten kulüp açıklayacak. Ama Dibba konusunda ben ağır bir durum olduğunu düşünmüyorum. Öyle gözüküyor yani, daha doğrusu. Ya benim düşüncem şu, şimdi haftaya Eskişehir maçı var. Ondan sonra da milli ara var ya 2 hafta. Aynen. İşte 3 Nisan'a 4, 2, 3, 4 Nisan'a kadar maç olmayacaktı. 12, 13, 14 günlük ara. Bence Kaan'ı da Dibba'yı da ben Samet Hoca riske etmeyecektir diye düşünüyorum. Rakip Eskişehir olduğu için. Sol beke Rasulü çeker mesela. Samet de Tayyip'i oynatabilir stoperde. Semih'i bile oynatabilir. Zaten Eskişehir'in halini görüyoruz. Hani ben Dibba'nın da Kaan'ın da sakatlıklarının en azından iyi bir döneme geldiğini düşünüyorum. Çünkü Eskişehir maçı var. Ardından milli ara giriyor. Hani çok ciddi maçlardan önce olsaydı bir sıkıntı. Aynen. Adana Demirspor için sorun çıkarabilirdi. Eze konusunda da zaten sana katılıyorum. Hatta maçın devre arasında bizim Instagram hesabımıza, sen zaten orayla direkt ilgilenen sensin. Hani ben Instagram hesabımızda sen daha çok ilgileniyorsun. Aynen. Mesajlar gelmişti. Hep bana attın. Adana Demirspor taraftarları hani Ezeh'ten illallah ettik, bıktık tarzında yorumlar atmış. Hani Aynen. hoca nasıl oynatıyor diye. Ezeh bir sarı kart gördü ilk yarıda ama şimdi Onur Ergün'le bir pozisyonu var biliyorsun. Ezeh orada Evet. Onur Ergün'e dokunmuyor bile ama Onur Ergün orada Oscar'lık bir performans sergiledi. Onur Hani Ergün bunları çok seviyor Ezeh'in zaten. orada
Aynen, Onur onu çok yapıyor. Bir de Eze'nin orada sarı kart olmasaydı bence hakem %100 sarı kart verirdi. Sarı kart olduğu için veremedi ya da vermedi ki, pozisyon sarı kart değil ama bizim Türkiye'de hakemlerde şöyle bir algı var biliyorsun, hani sarı kartı olan oyuncu ikinci sarı kartı kolay çıkaramıyorlar. Hani orada Eze'nin sarı kart olmasaydı Eze haksız bir şekilde sarı verebilirdi. Eze'nin gördüğü sarı kart doğru zaten. Hani Melih'in yüzüne vurdu Aynen eliyle, vurdu. o doğruydu. Aynen. Ama Onur Ergün'le olan pozisyonunda Eze'nin orada hiçbir suçu yok. Onur orada yalandan kendini yere attı, kıvrandı yani bir buçuk dakika falan yani. Aynen öyle Bayağı oldu. bir kıvrandı. Ya zaten biz şunu söyledik. Özel program yaptığımız zaman da, maç öncesi programımızda Adana Demirspor'un kesinlikle ilk gol atması lazım demiştik. Adana Demirspor eğer ilk gol atamasaydı çok farklı olurdu. Çünkü İstanbulspor geriye düştüğü zaman da, hani nasıl söyleyeyim, çok gol kaçırdığı için işte bu pozisyonları harcıyor. Forveti yok. Hani biraz karşılık vermesi zor oluyor. Bir de kolay gol yiyen bir takım. Ama geriye düştüğü zaman da daha çok sıkıntı yaşıyor. Ama öne geçerse daha rahat oynadıkları için 2-3'e giden pozisyonları yakalayabiliyor. O yüzden Adana Demirspor'un attığı gol çok önemli oldu. Hatta ilk yarı bittiği zamanda da konuştuk. Şunu söyledik ikimiz kendi aramızda. İstanbulspor çok pis geliyor. Çok tehlikeli geliyor. Adana Demir'in acilen ikinci golü atması lazım demiştik. Yoksa İstanbulspor sıkıntı yaratabilir diye de söyledik. Ama erken gol gelince Adana Demirspor'dan ikinci gol, zaten İstanbulspor'un gardı tamamen düştü. Bir de Adana Demirspor'la ilgili şunu söyleyeceğim. Kesinlikle bu takımda Samet Aybaba'nın artık gerçeği görmesi lazım. Taraftar gördü. Eze oynamamalı. Herhangi maç olursa olsun, bu Eskişehir maçı da olsa, Giresun maçı da olsa veya Tuzlaspor maçı da olsa, kesinlikle Eze'nin bu takımda oynamaması gerekiyor. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü takımın ritmini bozuyor. İşte belki hani orada hakem eskaza bir kırmızı kart da çıkartabilirdi. Onunla her günün pozisyonunda. Yapabilir bunu. Çünkü hakemlerimiz bu sene çok kötü biliyorsun. Hiç olmadık pozisyonlarda kart çıkartabiliyor, faul verebiliyor. Evet. O yüzden aslında orası çok kırılma noktasıydı Adana Demirspor için. Allah'tan bir sıkıntı çıkmadı o konuda, Adana Demirspor açısından söylüyorum bunu. Çünkü çıksaydı sıkıntı olabilirdi. Bir de şunu söyleyeceğim. Maç başladığı zaman da Adana Demirspor tribünlerinden, yani protokolden de çok fazla destek vardı biliyorsun. Çok fazla böyle hani tezahüratlar yapıldı maç başladığı anda itibaren. Gerçekten Adana Demirspor'un maça ne kadar motive, ne kadar bu maçı kazanması gerektiğini gördük. Yani bilerek çıktığını gördük. O yüzden Adana Demirspor'u da ben tekrardan kutluyorum bu anlamda ve Murat Sancak, biliyorsun Başkan Murat Sancak Adana'daydı. Bence takıma iyi bir prim vermiştir diye Evet. düşünüyorum maç öncesinde ben. Bu da biraz gazladı. Bana da öyle geliyor. Ya ama bunu zaten geçen maçtan önceki yayınımızda konuşmuştuk özel yayında. Hani Adana Demirspor'un daha çok isteyeceği belliydi. Çünkü Aynen. Adana Demirspor bir camia takımı ve yıllardır Süper Lig'e hasret. İstanbulspor da yıllardır Süper Lig'e hasret ama İstanbulspor'un hani taraftarı çok az. Bu net. Yok yani, Adana taraftarı Demirspor yok gibi diyebiliriz değil. yani. Adana Aynen öyle. Şimdi bu çok önemli bir olay. Çünkü hani Adana Demirspor'lu oyuncuları bu daha da hırslandırıyor. Hırslı oynamak zorunda kalıyorlar. İstanbulspor'daki oyuncular psikolojik olarak daha rahatlar. Hani bu maçı bugün Adana Demirspor kaybetmiş olsaydı Adana Demirspor'da bayağı bir sıkıntı olacaktı. Hani ya şu açıdan tamam Samet Hoca iki maçı kazanmıştı ama taraftarlarda bir moral bozukluğu olacaktı. Takımda ister istemez bir moral bozukluğu olacaktı. Bir de Ama Adana Demir'in daha İstanbulspor için puan yarın kaybına yine tahammülü yok zaten. tabii. Ama İstanbulspor için hani bu maçı 2-0 da kaybetse, 5-0 da kaybetse hayat yarın aynı şekilde devam edecekti. Çünkü İstanbulspor kendi evinde Bursaspor'a karşı 3-0'dan 3-3 bitirdi mesela o maçı. Aynen. O maçtan sonra bir şey oldu mu? Olmadı. Ama Adana Demirspor Bursa'ya 2-1 kaybetti. Adana Demir Bursa maçında. O maçtan sonra Başkan Murat Sancak görevi bıraktı mesela. Biliyorsun hani Evet. süreliğine. Kulüp karıştı baktığımızda. Bu camia takımı olmakla alakalı. Adana Demirspor'un hani arkasında büyük bir güç var ve başarılı olmak zorunda bu takım. İşte bu teknik kadro, oyuncu kadrosu ama İstanbulspor o konuda rahat. Hani başarılı da olsa, başarısız da olsa hesap vereceği bir grup yok. İstanbulspor oyuncularının da, yönetiminin de, kenar kulübenin de. Hocaların tercihlerini konuşalım istiyorum. Tabii. Oraya geçelim mi? Başka eklemek istediklerim var mı? Geçelim oraya. Tamamdır. Öncelikle Adana Demirspor'da geçen haftaki aynı 11 çıktı biliyorsunuz. Samsun deplasmanında maça başlayan 11.
Aynen. Devre arasında hoca geçen hafta oynamayan Yunus'u oyuna ikinci yarının başında aldı Eze'in sarı kartından dolayı. Ki sana şunu soracağım. Hoca Emircan'ı düşünmedi. İlk olarak Yunus'u oyun aldı. Evet. Sence bu Emircan'a bir mesaj mıydı? Yorumun ne olur? Valla iki önce karşılaştığımız zaman da şu anda hem fiziksel hem kondisyon anlamında zaten Yunus Akgün önde. Bunu inkar edemeyiz. O yüzden zaten hoca da öncelikle onu değerlendiriyor. Bir de şöyle bir durum var. Şimdi hoca biliyorsun Eze'yi çıkartınca biliyorsun Eze sol tarafta oynayan bir oyuncu. Sedat sağdaydı. Sedat'ı sol aldı. Çünkü Aynen. Sedat da daha formda, daha fiziksel kondisyon anlamında iyi. Çünkü Emircan bak geçen hafta oyuna girdi Samsun maçında. Emircan'da şunu gördük. Kondisyon olarak ciddi sıkıntısı var. Yani tam olarak hazır değil. Emircan şu anda sanki 20 dakika 20 dakika oynayarak kendisini açması gerekiyor. Hoca da o yüzden zaten ilk başta Yunus Akgün'ü değerlendirdi. Hani şu anda hem Emircan fiziksel anlamda iyi olsa, kondisyon anlamında bir de performans olarak iyi olsa zaten Emircan ön planda olabilirdi. Ama şu anda Yunus Akgün her koşulda Emircan'ın ön planında. Ayrıca Seda Şahintürk de Emircan'ın ön planında. Ama biz şunu söylüyoruz. Emircan iyi bir oyuncu ve takıma dahil olması gerektiğini söylüyoruz. Ama şu andaki son durumunda Emircan'ın bu tarz eksikleri var. Özellikle fizik ve kondisyon anlamında. Ama bir de zaten şöyle bir durum var. Sen de benle aynı düşüncedesin. Orada zaten iş Emircan'da bitiyor. Samet Hocalık bir durum yok. Aynen. Emircan'ın özel hayatına dikkat etmesi gerekiyor ve takımdaki bazı abilerine ya da hani kendi yaşındaki iyi profesyonelleri de örnek alması gerekiyor. Başta Gökhan İnler gibi, Hasan Aynen. Kılıç gibi, Rasul gibi. Ki Rasul mesela bugün gene çok temiz oynadı. Aynen. Ekstra bir şey yaptı mı? Yapmadı. Ama Yok. inanılmaz temiz oynadı. Ne dersin? Kesinlikle. Ayrıca ben Tayyip Talha'yı da şey açacağım parantez. Tayyip Talha da hem duran Kesinlikle. toplarda hem de müdahalelerde gerçekten çok iyi oynadı. İstanbulspor'a geçeceğim. Yine Fatih Tekke'de çok Ben tek bir şey ekleyeceğim Adana tabii. Demirspor'la alakalı. Sen İstanbul'a devam et. Hatta ben sana oradan soru soracağım. Öyle devam et. Tamam. Adana Demirspor'da zaten 3 tane oyuncu formayı söke söke aldılar. Şöyle Yunus, Sedat ve Tayyip Talha. Bu Aynen çok öyle. geniş kadroda bu 3 oyuncu bu formayı sonuna kadar hak ederek aldılar. Yani ki devre arasında Samet Akaydın gibi bir stoper geldi. İyi bir stoper Samet. Aynen. 300 bin euroya yakında bir bonservis verildi Keçiören Gücü'ne ama Tayyip Samet'ten de formayı aldı. Söke söke Kesinlikle. bırakmadı. Sedat sezon başında bu kadar düşünülmüyordu bile. Şu an ilk 11 oyuncusu oldu baktığımızda. Yunus kiralık gelmişti. Alternatif oyuncu gibi görülüyordu. Yunus da hani söke söke aldı formayı. İstanbulspor'a geçelim. Sana şöyle bir soru soracağım. Onu cevaplamanı istiyorum. Ardından Fatih Tekke'nin tercihlerini sen kendi adına yorumla. Şimdi Mirkan ve İbrahim Yılmaz başladı ilk 11'de ama Mirkan sol açıktaydı. Aynen. Geçen hafta Keçiören maçında olduğu gibi. Mirkan 1.90 hani civarı boyu olan bir oyuncu ki zaten kanat oyuncusu da değil. Aynen. Kulübede de Etemi ve Abazay gibi iki kanat oyuncusu vardı ki Abazay oyuna bile girmedi. Sence Abazay hazır mı değildi hiç? Bir de ben hocanın Mirkan tercihini çok yanlış buldum kanatta. Çünkü Mirkan orada hareket edemiyor. Hani leylek gibi bacaklarını bile zor götürüyor. Ne dersin kanatta? Vallahi ben İstanbulspor'dan başlarken zaten direkt bu Abazay konusundan başlayacaktım. Fatih Tekke'nin ben yine çok garip tercihler yaptığını düşünüyorum. Yani Abazay'da ben bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Bir de sana şunu söyleyeceğim. Şimdi ikinci yarının başında Uygar Mert'i çıkardı. Orada çıkacak oyuncu Mirkan'dı. Uygar Mert değildi yani. Burada da çok büyük bir hata yaptı. Bir de zaten sen devre arasında bu takımda Diop gibi işte Kamal Isak gibi iki tane net oyuncunu gönderiyorsun. Bir de takımına rahatlıkla bir tane net santrfor lazım. Ama sen gidiyorsun Mirkan Aydın'ı alıyorsun. Yani böyle bir transfer yapan takımdan zaten bir şey beklemek de doğru değil. Fatih Tekke'nin çok büyük yanlışları var. Belki yönetimin de var. Ama ben burada yine her suçu Fatih Tekke'ye atıyorum. Çünkü neden? Yönetimden bence bu anlamda transfer istemesi lazımdı. Bir de şöyle bir durum var. Fatih Tekke de bir forvet oyuncusuydu yani futbolculuğunda. Net bir santrafordu. Yani buradaki sıkıntıyı göremiyor mu? Ben bunu anlayamadım. Bir de İstanbulspor'da şöyle ilginç bir durum var. Şimdi İstanbulspor'un yabancı kaleciye ihtiyacı yoktu. Sence var mıydı? Alperen iyiydi Yok. gayet. Alperen iyiydi. Aynen. Şimdi senin forvete, hani İstanbulspor adına konuşuyorum, yabancı olarak kullanacaksan forvete ihtiyacın vardı. Ya da bir yabancı 10 numara alabilir miydin diye düşünüyorum ama Roka'yı orada kullanabiliyorsun zaten. Hani ne gereği Aynen. vardı dersin o zaman. Yabancı forvete ihtiyacın varken hatta yabancı kaleci gelmişti. Bandırma maçında da Alperen oynamıştı biliyorsun. Alperen o Evet. maçta 2 gol yedi.
Sonra Ljubic'e döndü Fatih'teki Marin Ljubic'e kalede. Ben Alperen'de de şunu görmüştüm Bandırma maçında mesela. Ya ben bu kadar iyi oynuyorum ama hani yabancı kaleci alındı ki o gün Alperen hiç yemeyeceği iki tane gol yemişti Bandırma maçında. Garip goller yemişti. Aynen. Alperen zaten o gün psikolojik olarak bitmişti. Hani benim gördüğüm oydu. Bu saatten sonra da Alperen'den verim alabileceğine inanmıyorum İstanbulspor'un kalede. Zaten İstanbulspor devre arasında yaptığı yanlış hamlelerle ilk ikiden çıkmamak için her şeyi yaptı kendi adına. Playoff'tan şanslarını deneyecekler artık. Adana Demirspor cephesine dönelim istiyorum ben. Sana şunu soracağım. Senin genelde beğenmediğin ama benim övdüğüm iki oyuncu. Evet. Okan Alkan ve Gökhan İnler. Performanslarında Samet Hoca geldikten sonra bayağı bir artış var. Ne diyorsun? Vallahi şunu söyleyeceğim onunla ilgili. Şimdi Gökhan İnler'de şöyle bir durum var. Onu hatta ben oradan sana da soru soracağım. Şimdi Okan Alkan zaten iyi oynuyor. Gerçekten muhteşem oynuyor. Özellikle hem Samsun maçı, Bandırma maçında çok iyi değildi ama Samsun'la İstanbulspor maçında çok iyi oynadı. Tebrik ediyorum gerçekten. Zaten yanıldığımız zaman da veya işte oyuncu iyi oynadığı Tabii zaman da tabii. bunları her zaman söylüyoruz. Ama Gökhan İnler konusunda şunu söyleyeceğim. Mesela Samsun gol attı bugün. Çok güzel bir gol attı. Belki de yılın golü olabilir. Adana Demirspor için bu sezon. Çok değerli bir goldü ve güzel bir goldü. Şimdi Gökhan İnler Samsun maçında da ilk yarıda iyi değildi. İkinci yarıda toparladı. Bu maçta da aynı şekilde. İlk yarıda yine iyi değildi. Hatta bir tane top kaybı yaptı biliyorsun. Orta sahada çok kritik. İstanbulspor bir kontra Sonra da atak üstüne yaptı. Kaan kaybetti. Frikik oldu. Kaan sarı Aynen. gördü. Az daha sıkıntılı bir pozisyon olacaktı. Hani Gökhan İnler çok fazla böyle sanki 90 dakikayı çıkaramıyor. Hani böyle ilk yarı sanki böyle kulübeden başlayıp ikinci yarının son işte 20-25 dakikası 30 dakikasında oynasa daha mı etkili olur diye düşünüyorum. Çünkü çok fazla böyle maç başladığı zaman da defansa yapışıyor. Topa çok fazla böyle hani girişken davranmıyor. Biraz çünkü biliyorsun 25. dakikadan sonra İstanbulspor orta sahayı teslim etti Adana Demirspor. Hem Sinan Kurt kötüydü hem Gökhaniler Evet. kötüydü. O yüzden İstanbulspor çok rahat geldi. İstanbulspor da belki iyi bir bitirici forvet olsa bunları gol yapabilirdi ki bunu Samsunspor maçında da yapamadı. Çok kaçırıyorlar golleri. Hani bu yüzden Gökhanilere ben bu konuda sana da soruyorum. Sen nasıl düşünüyorsun? Hani bu 45 dakika, 60 dakika veya 30 dakika konusunda. Çünkü biliyorsun ilk yarıda sen de herhalde ben de aynı düşünüyorsun. İlk yarıda kötüydü çünkü. Ya ben o konuda şöyle düşünüyorum. Gökhan İnler bence 6 numarada tek oynamalı. Tek başına. Orada yanında biriyle oynadığı zaman hani alan kapatma anlamında daha doğrusu alanları paylaşamıyor bence yanındaki oyuncuyla sıkıntı oluyor. 6 numarada Gökhan tek oynayıp Hasan Kılıç'ın zaten yeri banko. Hasan'ı Aynen. kesemez kimse. Hasan mükemmel oynuyor. Hasan'ın yanında Sinan'ın kulübeye çekilip bence Traore'nin oynaması gerekiyor dinamizm için. Kesinlikle. Ya da şöyle bir şey olabilir. Kerim sağlam olduğunda hani tamamen bildiğimiz Kerim Avcı gibi olursa Gökhan kulübeye gidebilir o zaman. Hasan Traore yan yana Kerim 10 numarada olabilir ama bu saatten sonra Kerim ne kadar verim verebilir sıkıntı. Valla Bir de Metehan ben Gökhan'ın şey... Kerim artık hiç saymasak daha iyi bence. Çünkü Kerim için artık zaman daraldı. Ya milli maç arasından sonra bakacağız bir hani Kerim o orayı nasıl geçirdi işte. Bak Ben şuradan şöyle düşünüyorum görebiliriz. bir de. Şuradan görebiliriz. Emircan'ın durumunu biliyorsun. Kerim daha kötü durumda. Doğru. Ya ben Gökhan'la alakalı şunu düşünüyorum. Gökhan bu takımın 11 oyuncusu direkt. Çünkü Gökhan çok tecrübeli bir oyuncu. Adana Demirspor'un da biliyorsun finallerde büyük sıkıntısı oluyor yıllardır. Aynen. Büyük maçlarda. Gökhan da çok tecrübeli bir oyuncu. Zaten Tabii bunu zaten inkar Napoli, edemeyiz zaten. Udinese, Leicester. Yani oynamadığı lig takım yok. Üst düzey Aynen. İsviçre milli takımında kaptanlık bile yapmış bir oyuncu zamanında. Gökhan gibi lider bir de. Gökhan şu açıdan çok iyi bir oyuncu. Gökhan iyi bir lider. Hani sıkıntı çıkaracak hani takımdaki oyunculara Erkan Sakin bir Zengin oyuncu. gibi özellikle şey yapacak bir oyuncu değil. Hani artistlik taslayacak bir oyuncu değil. Sakin bir oyuncu, Zaten efendi bir oyuncu. aynen zaten Samet Aybaba geldiğinden beri Adana Demirspor'da da oyuncularda bir dinginlik var. Olumlu anlamda hani bugün dip batışında mesela gene el kol yapan yoktu kimse birbirine. Bir Dibba biraz sinirlendi iki tane pozisyonda O da ilk yarıda arkadaşlarına özellikle. zaten. Aynen birinde Eze'ye birinde de Sinan'a sinirlendi. Gökhan kesinlikle bu takımda 11'de oynamalı. Hem tecrübesiyle hem de liderliğiyle ben kesilmemeli diye düşünüyorum. Bakalım önümüzdeki haftalarda ne yapacak. Orada zaten senle ayrışıyoruz zaman zaman ama hani bir de demiştim ya ben Gökhan bir yerde hani bir uzaktan atacak çünkü çok deniyordu deniyordu bir türlü olmadı. Aynen. Sonunda bugün attı.
Çok değerli bir gol attı. Hani Gökhan zaten çok iyi bir profesyonel, örnek bir oyuncu. Bu takımda da oynamalı. Şimdi zaten benim Adana Demirspor için çok keskin söylediğim iki tane durum vardı. Birincisi Ayış Saati'nin bu takımdan soyutlanması demiştim. Bu oldu. İkincisi de Eze'ye Aynen. söylüyorum. Artık Eze'ye de zaman geldi, sıra geldi. Samatay Baba'nın kesinlikle Eze'yi bu takımda ne ilk 11'de ne de ilk 18'de de söylüyorum ben bunu. Hani hamle oyuncusu olarak da söylüyorum. Değerlendirmemesi gerekiyor. Bir de dikkat ettiysen Rangel takımdan tamamen silinmiş durumda. Rangel'in de Evet. zaten fiziksel anlamda ciddi sıkıntısı vardı. Bunu da söylemiştik ama. Bir de Adana Demirspor'un şu an kulüp olarak hani hem Başkan Murat Sancak'ın hem hani Metin Korkmaz'ın da şöyle bir şansı oldu bak. Bu da bugün aklıma geldi söyleyeceğim. Hani söyleyeceğim diye programda. Şimdi senin sayende aklıma geldi. Şimdi bak devre arası gelen oyunculara bak. Ayış Saati geldi gitti. İsmail Yüksek kadroya bile alınmıyor. Aynen. Ranhel de. Şimdi Adana Demirspor üst üste 3 maç kazanmamış olsaydı. 3 maçta atıyorum 3 puan, 4 puan, 5 puan. Taraftarlar bunu sorgulamayacak mıydı şu an? Bizim yeni aldığımız adamlar nerede diye, değil mi? Hani biz bu Aynen. adamları niye aldık? Şu an Zaten bu iyi aynen. gidişat sayesinde şu anda kimse bu oyuncuları da sorgulamıyor. Hem bu oyuncular yırttı, hem bu transferleri yapan isimler de şu an için yırttı bence. Çünkü işler kötü gitseydi herkes bunu sorgulayacaktı. Bu Aynen. adamları neden aldık diyecekti taraftarlar. Valla şu anda 3'te 3 yapıldı ama taraftar yine söylüyor bu oyuncuları kim aldı diye. Ya Bak Eze'ye tabii. söylüyorlar. Ayı Sati'yi zaten bize katılıyorlar. Geçen haftaki yorumlardan bunu Sana anladık. özellikle. Aynen katılıyorlar. İsmail Yüksek konusunda zaten bu adam niye kadroda yok bile demiyorlar. Hani iyi bir transfer olsa zaten taraftar bunu da sorgulardı. Hani bu anlamda sorgulardı. Derdi ki hani oyuncu neden kadroda yok diye. O yüzden şimdi ben de şunu söyleyeceğim. Adana Demirspor'da gerçekten ciddi anlamda güzel bir şey var. Hava oluştu. Özellikle Samet Aybaba'nın gelmesinden sonra diyorum. Samet Aybaba konusunda biz biraz şeydik, şüpheliydik. Ama Samet Evet. Aybaba hani iş yapamaz demedik. Sadece son durumunda ve takıma gelmesinden dolayı yanlış olduğunu söyledik. Ama Samet Aybaba da tam tersi iş yaparsa hocayı tebrik ederiz. Doğru Tabii. noktasını, iyi noktasını da söyleriz dedik ve şu anda Samet Aybaba gerçekten takımda çok farklı bir hava yarattı. Bir de bu senin devre arasında gelen oyuncular hani sırayla hani şu an oynamıyorlar tarzında bir durum var ya işte. Aynen. Ezeh de zaten belli hani kulübe çekilecek gibi. Çünkü orada çok alternatif var hocanın. Emircan var, Yunus var, Sedat var. Dibba da kanatla oynayabiliyor. Gerçi Dibba bugün hani bir 2-3 hafta olmayabilir diye düşünüyorum Dibba bugünkü sakatlığından ama hani gerekirse Mehmet Akgüz'ü forvete Dibba sağlam olduğunda onu da kanatta kullanabilir. Aynen. Orada alternatif çok hocanın elinde zaten. Hani bunu hep söyledik. Dilimizde hani bunu söylemekten de bıktık. Şu açıdan bıktık. Adana Demirspor'un çok çok iyi bir kadrosu var. Felaket geniş bir Kesinlikle. kadrosu var ama Ümit Özat bu takımı mundar etti. Cüneyt Hoca da maalesef geçen seneki iyi performansını sergileyemedi. Biliyorsun geçen sene Adana Demirspor bu ligde Atalanta gibiydi. Felaket rahat gol buluyordu. Serie Aynen. A'da nasıl Atalanta dehşet rahat gol buluyordu. Adana Demir de öyleydi ama Cüneyt Hoca bu seneki gelişinde geçen seneki performansını veremedi. Samet Hoca ile hem gol yemiyor Adana Demirspor hem de maçlarını kazanıyor. Evet. Bakalım bundan sonra nasıl devam edecek? Biz de merakla bekliyoruz. Kesinlikle merakla bekliyoruz ve Patipan'ın da performansı felaket arttı. Samet Aybaba geldikten sonra şu anda takımın hani çok fazla çabalayan, isteyen oyuncusu hırslı. Aynen. O yüzden zaten arkadaşlarına kızıyor, sinirleniyor. Ki zaten Eze'ye kim sinirlenirse sinirlensin çok haklı. Eze'ye sinirlenmemek zaten elde değil. Onu söyleyeyim. Elde değil. Taraftarlar dediğim gibi devre arasında Instagram sayfamıza mesajlar attılar. Siz gerçekten bu konuda haklısınız. Eze'den bıktık diyorlar. İnşallah Samet Aybaba da bu doğruyu görür. Yani daha doğrusu yanlışı görür, doğruya çevirir. Öyle söyleyeyim. Çünkü çok önemli bir noktası. Hücum anlamında takımı kırıyor. Bir de her an kırmızı kart görüp takım yakabilir. Bugün zaten bunu gösterdi bize. Çok garip bir şekilde hani hiç olmadık yerde. Mesela diyoruz ya Eskişehir maçı mesela kolay maç diyoruz. Hani Eskişehir maçında mesela bu tarz maçlar yani daha doğrusu böyle bir hata yapsa hiç kaybedilmeyecek maçta puan bile kaybedebilir takım. O yüzden Ya artık iş tabii. Samet Ababa'ya kaldı bu anlamda da. Ben tekrardan Adana Demirspor'da tebrik ediyorum. Çok değerli 3 puan Aynen tebrik oldu. ediyoruz. Taraftarların morali de, sevinci de şu anda çok fazlasıyla yüksek. Onları da Tabii. tebrik ediyoruz. Ayrıca kulübede yapmış olduğumuz işbirliğinden dolayı hayırlı olmasını diliyoruz iki taraf için de. İnşallah Aynen. güzel sonuçlar alacağız. Taraftarların da İnşallah. desteğini yoğun bir şekilde bekliyoruz. Adana Demirspor taraftarlarında.
Özellikle kulübüne destek olmalarını bekliyoruz. Ben tekrardan Adana Demirspor'u tebrik ediyorum Metan. Sana da teşekkür ediyorum. Daha fazla Ben de özel teşekkür program ederim. gelmesini istiyorsa Adana Demirspor taraftarları onlardan bol bol beğeni, yorum ve paylaşmalarını bekliyoruz. Ayrıca dediğim gibi projemize Aynen. de video kartına da desteklerini bekliyoruz. Ben de Adana Demirspor'u tebrik ediyorum. Özellikle Samet Aybaba Hoca'yı tebrik ediyorum. Çünkü gelir gelmez takımı elini değdirdi resmen. Hani çok önemli işler yaptı ki özellikle hem Samsun hem de İstanbul maçlarını geçmek önemli bir cendereydi. Bu cendereden iyi geçti Adana Demirspor. Hocayı tebrik ediyorum, ekibini özellikle. Tüm Adana'ya da selamlarımızı gönderelim. Aynen, selamlarımızı iletiyoruz. Seninle beraber. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın. Hayırlı günler. Herkese iyi seyirler diliyoruz ve hayırlı akşamlar diliyoruz. Aynen. Tekrardan Adana Demirspor'da tebrik ediyoruz. Spor kulüplerine taraftar etkileşimleri sağlayan, sponsorluk değerlerini arttıran ve yeni gelirler kazandıran Vidi Sport'un sunduğu Trivela Sport sona erdi.